Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra ve bu soruları gördükten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif? elif, vav, ya harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır. Bakalım arkadaşlar bu harflerin cezimli olması. Hayır arkadaşlar bu harfler cezimli olursa o zaman harfi med olmaz. Bu harflerin harekeli olması. Hayır arkadaşlar bu da olmaz. Bu harflerden önceki harfin cezimli olması. Hayır arkadaşlar med harfi olabilmeleri için böyle bir şart yoktur. Fakat bu harflerin hareketsiz olması böyle bir şart vardır arkadaşlar. Bu harfler hareketsiz gelecek ki bunlar med harfi olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı. Hatta bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela bu bu ne yaptık arkadaşlar? Vavun üstünde hareke var mı? Yok. Ne yaptık? B harfini uzattık. Bu ama vav'un üzerinde cezim olmuş olsaydı bev diye ya da bu diye okuyacaktık arkadaşlar. O yüzden bunun hareketsiz olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruya bakalım. Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince babacığım sana emredileni yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir? Arkadaşlar bu Hazreti İsmail'dir. Tam bir teslimiyet gösteriyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah'ı arayan, döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen, Ulul Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir? Bu şıkta bahsedilen peygamber arkadaşlar Hazreti İbrahim'dir. Dördüncü soruya bakalım. Kur'an'a göre insanları diğerlerinden ayıran, kula Allah katında saygınlık kazandıran özelliklerden birisi de nokta noktadır. Nedir? Duadır arkadaşlar. Dua Allah'a yöneliştir. Bu konuyla ilgili Furkan suresinin 77. ayetinde şöyle buyrulur. Ey Muhammed de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Boşluğa hangisi gelir demiş arkadaşlar. Tabii ki de A gelir dua. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir? Arkadaşlar A şıkkıdır. Zaten kalın harfler 10 tanedir. Kaf, gayn, ayn, zay, Tey, dat, Sat, h, ra, h arkadaşlar. Yani cevabımız a şıkkı. Altıncısına bakalım. Üstün harekesi harfe hangi sesleri verir? Arkadaşlar üstün harekesi e, ince harfe e sesi verir. Kalın harfe de a sesi verir. O yüzden cevabımız a şıkkı. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya özen vermeliyiz. Evet arkadaşlar, Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır. Evet arkadaşlar, namaz kılarken Kur'an Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz muhakkak arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. Yanlış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda ahiretten bahseder. işte kıssalardan bahseder. Farklı olaylardan da bahseder. O yüzden cevabımız D şıkkı. 8. Kur'an'ın anlattığı yaşanmış olaylara yani geçmiş toplumlardan bazı peygamberlerin başından geçmiş olaylardan bizlere ibret olacak bazı olaylardan bahseden olaylara ne ad verilmektedir arkadaşlar? Bunlara kıssa yani hikaye adı verilmektedir. Cevabımız A şıkkı. 9. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'daki kıssaların amaçlarından biri değildir? hayatınıza ışık tutacak geçmişte yaşanmış bazı olayları anlatır. Evet arkadaşlar kıssalarda ne yapılır? Geçmişteki bazı önemli olayları anlatır. Doğru. Bizim olaylardan dersler çıkarmamızı tavsiye eder. Muhakkak arkadaşlar zaten bunların en önemli amaçlarından bir tanesi de budur. Doğru olmayan davranışlardan uzak durmamızı ister. Evet arkadaşlar geçmişte yaşayan milletlerin varlığını sadece bize bildirir. Hayır arkadaşlar sadece bildirmek de yetmez. Onların yaşadığı şeylerden dersler çıkarmamızı da ister. O yüzden cevabımız C şıkkı. 10. soruya bakalım. Öyleyse 4 tane kuş yakala onları yanına al kendini alıştır. Sonra kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır kuşların koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Yukarıdaki ayetler ne için indirilmiştir? Arkadaşlar bu ayetler Hz. İbrahim'in kalbinin Allah'ın varlığına iyice inanması içindir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu da bir mucizedir arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Sözlükte anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah'ı anmak ve hatırlamak onu unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. La ilahe illallah ve elhamdülillah cümlelerini tekrarlamak da nokta noktadır, Allah'ı anmaktır. Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Dua değil, secde değil, tehlil değil, zikirdir arkadaşlar. Zikir demek hatırlamak, Allah'ı anmak demektir. O yüzden cevabımız B şıkkı. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki şıklardan hangisi alak kelimesi ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yapışıp ilişmek, yapışma, asılı olma, alaka ve pıhtılaşmış kan anlamlarına gelir. Doğru arkadaşlar. Sevgi anlamına da gelir. Bu durumda insanın Allah'ın sevgi ve şefkatiyle yaratıldığını, insanın hamuruna, mayasına, yaratılışına yani fıtratına sevgi ve şefkat konulduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Alak kelimesi sperm anlamına da gelmektedir. Evet. Alaka kelimesinin çoğuludur. Hayır arkadaşlar. Bu cevabımız yanlış bir bilgidir. B şıkkı. 13. soruya bakalım. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Allah'ın Kur'an'dan anlattığı yaratılış aşamaları ile ilgili doğru bir sıralama verilmiştir? Arkadaşlar. Allah bizi önce topraktan yarattı sonra nutfeden yarattı yani sperm sonra alakadan yani aşılanmış yumurta embriyodan yarattı sonra belli belirsiz canlı bir et parçasına dönüştürdü arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Allah bizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan belli belirsiz canlı bir et parçasından yani organları zamanla oluşan cenin yaratmıştır. Sıradaki sorumuza bakalım. 14 Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Ben arkadaşlar şöyle bir şeyi aklınızda tutabilirsiniz. Vay. Vay arkadaşlar. Bu bir şifredir. Hani arkadaşınıza vay dersiniz ya arkadaşlar. İşte oradan aklınızda kalsın. Vay med harfleridir arkadaşlar. Elif, vav, ya. Cevap C şıkkı. 15. soruya bakalım. Uzun bir yolculuğun ardından hiç kimsenin yaşamadığı Dağlarla çevrili, hiçbir ekinin, meyve ve sebzenin yetişmesine elverişli olmayan, su kaynağı bulunmayan bir yerde konakladılar. Hz. Hacer şaşkındı. Kucağında İsmail'i emziriyordu. İbrahim Aleyhisselam Hacer'in yanına bir su tulumu ve içinde hurma bulunan bir torba bıraktı. Yukarıdaki parçada bahsedilen bahsedilen yer neresidir arkadaşlar? Bu parçada bahsedilen yer tabii ki de Mekke'dir. Cevabımız C şıkkı. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi Müzemmil suresinin anlattığı konulardan biri değildir? Müzemmil örtünüp bürünen anlamına gelir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgidir. 5. ayetteki ağır sözden maksat Kur'an ve ona göre hareket etmektir. Evet arkadaşlar 8 ve 10. ayetlerde Hz. Muhammed ilahi mesajı manevi hayatından yansıtması insanlara iletmesi yani tebliğ için psikolojik olarak hazırlanıyor. Evet. 11 ve 17. ayetler Mekkelen müşrik Velid bin Muğire hakkında indirilmiştir. Hayır arkadaşlar. Bu Müddessir Suresi'nin 11 ve 17. ayetleri Velid bin Muğire için hakkında indirilmiştir. O yüzden cevap D şıkkı diyoruz. Bu doğru bir bilgi değildir. Yani Müzemmil suresi için doğru bir bilgi değildir. 17. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ile yaşının ilerlemesine rağmen Allah'ın emriyle bir oğul müjdelenen peygamber ve oğludur? Hazreti İbrahim ve İsmail arkadaşlar. 18. Sözlükte itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek gibi anlamlara gelen nokta nokta dini bir kavram olarak Allah'ın emirlerine boyun eğmek, Allah'a kulluk etmek maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir. Bu nedir arkadaşlar? Secdedir. 19. Aşağıdakilerden hangisi? Hz. İbrahim'in oğlu, Hz. Yakub'un babası, Hazreti Yusuf'un dedesi olan Hazreti İshak'ın annesidir arkadaşlar. Hazreti Sare. 20. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hazreti Hatice onu kime götürmüştür arkadaşlar? Varaka bin Neffel'e götürmüştür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.